Herkese merhaba arkadaşlar, kanalımıza ve yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Bizleri soracak olursanız bizler çok çok iyiyiz. Evet arkadaşlar, yepyeni bir günden ayrıca da günaydın demek istiyorum. Bugün günlerden arkadaşlar, çarşamba veya hava gördüğünüz gibi parçalı bulutlu. Yani yarı açık, yarı kapalı diyebilirim. Bu arada ben gözümü güne çamaşırla açtım arkadaşlar. Duyuyorsunuz çamaşır makinesinin sesini. Geldim. Kettle'a su bırakmıştım arkadaşlar. Şimdi kahvaltı hazırlıklarına başlayacağım. O şekilde bakalım bugünümüz nasıl devam edecek, nasıl geçecek. Benim de hiçbir fikrim yok. Gün içinde neler yapacağız? Sizinle hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Bugün öyle dedim, böyle nasıl olsun, hani bir tabağın içinde olsun, hani çok fazla uğraşmayayım çünkü bugün işim de var. O şekilde şurada tereyağı ve bal var. Şu görmüş olduğunuz arkadaşlar çemen, salça değil. Burada yumurtam var, burada da kaşar peynirim var. Ben zeytin sevmediğim için koymadım arkadaşlar. Evet, kahvaltım da bu şekilde. Ben şimdi kahvaltımı yapıp geri kalan işlerime devam edeyim. Kahvaltımızı yaptık. Yani yaptık derken kızımla beraber yaptık arkadaşlar. İki kızımla. Şimdi mutfak şöyle dağıldı birazcık. Oraları da toplayacağım. Makineyi çalıştıracağım, bulaşık makinesine. Ondan sonra da diğer işlerime devam edeyim. Mutfağımın çoğu işini bitirdim. Şimdi Esnem Sare'ye bir süt ısıtacağım birazcık. Onun dışında o süt içerken, Esnem Sare süt içerken ben de bu arada fırınımı, ocağımı temizleyeceğim. Yani o böyle bir üstten temizleyeceğim arkadaşlar. Detaylı çok fazla yapmayacağım. Zaten güzel bir temizlik yapacağım arkadaşlar. O zaman detaylısını çekelim. Şu asperoksu kullanacağım. Ben bunu ilk
yani aldığımdan beri memnunum, memnun kaldım. Bilmiyorum, memnun olanlarınız var mı, yok mudur? Şimdi yani bayağı bir ağır kokusu da şöyle limon kokusu var ama yani ağır kokuyor biraz. Bana böyle nasıl diyeyim, böyle genzimi yakıyor arkadaşlar ama güzel temizliyor yani. 5 saniyede diyor ama yani çok da 5 saniye olmuyor yani. Şimdi arkadaşlar böyle fırının içindeki telleri falan çıkardım. Ocağın gözlerini söktüm. Biraz dün arkadaşlar aslında kızartma falan yapmıştım. Ocağım bayağı bir battı. Ama yani fırının içinde de arkadaşlar ben bayağı bir yani en az herhalde bir 20-25 gün kadardır temizlemedim arkadaşlar. Belki bir aya yakındır da temizlememiş olabilirim. O yüzden şimdi zaten bunlar tellenecek. Ben bunları tellerken fırının içi ve şu ocağın üzerine asferoksitanı sıkacağım. O beklesin, yumuşasın yağları falan. Bu arada çok fazla pazaklı olduğumu düşünmeyin arkadaşlar. Normalde temizliyorum ama işte çocuklardan fazla fırsat bulup yapamıyorum. Detaylara çok fazla giremiyorum. Anca öyle üstten temizlik yapabiliyorum arkadaşlar. Ama siz yani benden de uzun süredir temizlik videosu istiyorsunuz. Fakat şöyle ki size inşallah güzel bir temizlik videosu, detaylı temizlik videosu çekeceğim arkadaşlar. Hadi sizi çok bekletmeden fırınımın temizliğine başlayayım.
Arkadaşlar, ocağımı temizledim. Şöyle yerleştirdim ocağın gözlerini falan da. Güya çocukları yatıracaktım. Onlar da uyumak istemediler. Yani uyuttum. Hemen uyandılar yani. Bir 10 dakika bile olmadı. Şimdi ben de dedim madem öyle bir kahve yapayım. Kendime klasik. Artık kahvemle meşhur oldum yani. Bir anne kahvesi yapayım. Dinleneyim ben de. Şu an haline bakın arkadaşlar ya. Allah aşkına. Ben şu yastıkları... günde bilmem kaç defa topluyorum. Lina Hanım bu sefer de kardeşiyle birlikte yaramazlık peşinde. İkisi birlikte dağıtmışlar. Diğerisi de artık yavaştan ayaklanmaya başladı. Oyuncaklar da burada. Ya arkadaş. Gülsem mi ağlasam mı bilemiyorum ya. Bu ne drama ya, Allah rızası için. Ya ben... Bu evi bakın gülüyorlar bir de. Ben anlatıyorum. Onlar da gülüyor. Yani ben bu evi topluyorum. Onlar arkamdan dağıtıyorlar. Nasıl olacak bu düzen bilmiyorum. Artık büyüyene kadar uğraşacağız böyle. Şurada koltuktan zıplıyor. Yok yok, ben daha evi toplamayayım arkadaşlar. Vazgeçtim, evi falan toplamayayım. Aa, bu dantelin yerde ne işi var ya? Danteli de yere atmışlar ya. Şimdi çocukları uyuttum. Yani şimdi dediğim arkadaşlar bir 15 dakika falan ediyor. Şimdi dedim bir çay molası vereyim artık. Öyle. Kettle'a şöyle görüyorsunuz. Su bıraktım, o kaynasın. Ben de o arada çayımı demleyeyim. Pardon, demimi atayım diyecektim arkadaşlar. Demimi de koydum. Şimdi çaycı da güzel bir çay demleyip çay içeceğim. Arkadaşlar, bulaşık makinesini de çalıştırmıştım. Yine gördüğünüz gibi havlu bıraktım. Şimdi havlu niye arasına bıraktın diye soranlarınız olur. Arkadaşlar, makine hani bitiyor ya. Direkt hani böyle nemini falan alması için, yani bittikten sonra nemini alması için ben böyle makinenin arasına bir havlu bırakıyorum. Nemini alıyor, daha güzel oluyor yani. Arkadaşlar, bu arada sular da böyle az az geliyor. İşlerimi tam anlamıyla yapamadım. Arkadaşlar, bu arada mutfağımın penceresinden şöyle göstereyim. Sabah hava bozuktu, yani kapalıydı. Şimdi biraz açmış durumda ama ben evde üşüyorum yani. Sanırım kış soğuğu yavaş yavaş evlerin içine girmeye başlıyor. Arkadaşlar, bakın burada ne var. Bakın. Hani size göstermiştim ya çiçeklerimi. Şunu perdeyi açamadım. Şunu arkadaşlar, burası da solmuş. Eşimin anneannesi vermişti bize. Şimdi saksısına sığmadı arkadaşlar. Uzamıştı bayağı bir, bakın. Hatta şöyle göstereyim. Büyümüştü. Sonra kırıldı kendiliğinden. Biz de yeni bir saksı alana kadar dedik ki şimdilik suyun içinde kalsın. Bakın bu telgraf çiçeğim de aynı şekilde. Yine saksısına sığmadı. O da kırıldı kendiliğinden. Hani çürümesin diye, boşuna gitmesin diye biz de mecburen eşimle bunun içine aldık. Yani birini şu yağdanlık arkadaşlar, sürahi değil bu arada. Yıkamıştım. Kullanmıyorum yani. Bunda normal bardağın içine koydum. Hani susuz kalmasın, çürümesin, gitmesin diye. Şimdilik saksı alana kadar idare edeceğiz. Tekrardan saksılara ektiğimizde sizlere gösteririz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi ben geldim çiçeklerime su vereyim. Bakın burada da hep dökülmüşler. Neyse, ben sularımı vereyim. Susuz kalmasınlar.
Arkadaşlar hani size göstermiştim ya suyun içine bırakmıştım. İşte şu çiçeğimin dalı kırıldı. Bakın aslında hepsinin saksısının değişmesi lazım. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Artık size burada veda edeyim. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı, destek amaçlı videomuzu beğenmeyi, yorum yazmayı lütfen unutmayın. Sizin değerli desteklerine çok ihtiyacımız var. Çok seviyoruz. Artık ailemiz büyüyor arkadaşlar. Ailemize katılın. Hepiniz çok seviliyorsunuz. Bu arada bize destek olan bütün arkadaşlara ayrıca çok ama çok teşekkür ediyorum. Burada herkesin ismini tek tek sayamam ama bilin ki hepinizin desteği benim için, eşim için, ailem için çok önemli, çok değerli. Bugünkü videomuz da bu kadardı. Bir dahaki vlogda görüşmek üzere. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.